Arkadaşlar herkese merhabalar. 2024 KPSS ön lisansı az bir zaman kaldı. Bu zamanı nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl bir sınav bizi bekliyor? Ve özellikle birkaç tavsiyem olacak. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Yani kazanmak isteyen arkadaşlar sonuna kadar dinlesin. Şimdi lisans KPSS'den, işte DGS'den ve ALES'ten sonra arkadaşlar matematik adına ciddi endişeleriniz var ki bunda da haklısınız. Lisans KPSS'den önce zaten bu şekilde bir matematik beklediğimizi özellikle de söylemiştik. Yani ÖSYM'de artık bir değişim söz konusu arkadaşlar. Gittikçe ne yapıyor? Çözümü zaman alan sorular geliyor. Yani eskiden bir sınava baktığımız zaman ya işte kolay olarak yapabileceğim bir 10 tane vardı diyebiliyoruz. Ama son KPSS lisansta çıkan kareköklü sayı sorusu, üssü sayı sorusu bile sınav alanında uğraştırdı. Belki şu anda uğraşmayabilirsiniz. Ama gerçekten sınava giren arkadaşlarımızın birçoğu bu kolay sorularda dahi uğraştılar. Gerçekten hani o sorularda uğraştırıcıydı. Şimdi arkadaşlar özellikle hani neye çalışacağınızı da söyleyeceğim ama sınav açısından görüşlerimi şöyle söyleyeyim. Sınavda belli başlı çok zor sorular da vardı. Mesela bir saat sorusu vardı. Yani doğru çözseniz bile sizin 7-8 dakikanızı zaten alabiliyordu. O yüzden hani ön lisans KPSS'de de muhakkak ki sizlerin eleyeceği sorular olacak. Yani en sona vakit kalırsa artık bakarım diyeceğiniz sorular olacak. Bir de böyle yapabileceğiniz sorular var. Şimdi yapabileceğiniz sorularda arkadaşlar işlem yoğunluğu çok fazla. Ve sınav heyecanıyla bu bir kar topu gibi büyüyor. Yani daha zor geliyor. Belki sakin olsanız o işlemlerin içinden çıkabilirsiniz. Ya da ne bileyim normalde diyorsunuz ki işte ya bu kadar da uğraştırıcı çıkmaz. Ama son KPSS'de çıktı. Ve arkadaşlar hani bu yönüyle bu konu çok farklı bir boyuta geldi. Benim size önerim önemli olan İşlem pratiği ve deneme. Mesela yine son KPSS'de küçük küçük denemeler yaparak anlayabileceğiniz sorular da vardı. Sınavdan önce de yine söylemiştim. Bu deneme olayına da çok dikkat etmeniz lazım. Yani işte o sorunun belki kendine özgü çözüm yöntemi var ama çok spesifik oluyor. Sen onu bulana kadar zaten süren bitiyor. Dolayısıyla bu anlamda çok hazır olun. Özellikle şu son günlerde Türkçe ve matematiğe ciddi yatırım yapın arkadaşlar. Yani hızınızın çok iyi olması gerekiyor. İşlem pratiğiniz özellikle çok iyi olmalı. Şu günlerde ALES çıkmış soruları, işte DGS çıkmış soruları, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela lisans KPSS'de arkadaşlar DGS'de çıkmış olan bir yanma ışık sorusu vardı. Aynen çıktı. Yani çıkmış soruların önemi çok fazla. Biz mesela şimdi YouTube'da eğitim yaparken DGS, KPSS, ALES bütün ÖSYM'yi inceleyerek yapıyoruz. Ve Allah'a şükür bu konuda da yanılmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ön lisans KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız bize şu şekilde sistemde bulunuyor. Ya hocam işte niye video atmadınız? Arkadaşlar o kadar çok video var ki. Yani bundan sonra benim atacağım video gereksiz olur. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yani bakın ne diyorum. DGS'de çıkan soru çıktı. Dolayısıyla hani bütün sınavları inceleyerek içerik ürettiğim için siz bugün kanalı izlediğiniz zaman çok rahat içerik bulabilirsiniz. 21 saatte problemler, 11 saatte üçgenler, 6 saatte permütasyon kombinasyon olasılık, 100 soruda problemler. Yani o kadar çok içerik var. Dolayısıyla arkadaşlar bunlara dikkat edin. Şu son günlerde pratiğinizi geliştirmeye çalışın. Çıkmış soruları süre tutarak, bakın süre tutarak o heyecan ortamına, atmosferine kendinizi alıştırın arkadaşlar. Hani ben de yine eğer içerik atarsam daha önceki yaptığım içerikleri editleyip atacağım. Çünkü hani yani lisans KPSS'de işte ya ben kendimde eksik olduğum bir şey göremedim açıkçası. Sınavdan önce de mesela çok yerde uyardım. Instagram storylerimde olsun, yine YouTube'da. Permütasyon kombinasyon olasılık çok önemli. Bakın sınavda dengesiz bir şekilde permütasyon kombinasyon olasılıkla 2 ya da 3 soru çıkıyor. Ve bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu son günlerde çıkmış sorular üzerinden bol soru çözümü yapıp elinizin pratiğini alıştırmanız bence mantıklı olacaktır. YouTube'daki içeriklerimizde muhakkak şey yapın arkadaşlar, kurcalayın. Yine bu videoya özel de ben şu şekilde bir çalışmamı tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar daha önce biz 150 soruda DGS, KPSS, ALES Matematik Geometri Full Tekrar Kampı yapmıştık. Bunu geçen sene yapmıştık. Burada ÖSYM üzerinden gitmiştik arkadaşlar. Tamam mı? Bu video özeldi arkadaşlar. Büyük harflerle kamp yazarsanız %30 indirimi de var. Yine EFT ile de buna ulaşabilirsiniz. Bu kampın özelliği arkadaşlar ÖSYM üzerinden giden bir kamp. Yani son tekrarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben canlı olarak yaptığım zaman da kimse canlı olarak çok fazla katılmadı yani açıkçası. Çoğu arkadaşımız video paket olarak izledi. 3 tane de burada hediye konu kampı var. Ben içeriğini hemen göstereceğim. Mesela bu içeriği tanımlanmış bir öğrenci. Şöyle video derslerinin saatlerine kadar, dakikalarına kadar her şey var arkadaşlar. Bakın gittiği bir anlamda şöyle odaklayayım. Emek var.
Bakın 3 sayfa en geriden bahsedeyim. Bakın arkadaşlar 110 dakika, 130 dakika, 117 dakika. Yani şu kampı komple size hediye olarak bırak, hediye ediyorum. Yani 130 hediyeli olarak bıraktım. Büyük harflerle kamp yazdığınız zaman 130 indirim hediyeli. Bu site arkadaşlar, ben de bu sitede kiracıyım açıkçası. Yani ben de siteye ödemeler yapıyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama maddi imkan olmayıp hocam yok diyen arkadaşlar da numaraya ulaşıp bir durumlarını anlatabilirler. Hangisi? Bak buradan da göstereyim. Burada. İrtibat numarası da burada arkadaşlar. Zaten çok yüksekte bir fiyatı yoktur diye düşünüyorum. Yine YouTube'da da dediğim videoları izlerseniz bence sınav için yeterli olacaktır. Yine ben son günlerde videoda atmaya çalışacağım. Yani bilgisayarım bozuldu açıkçası. O da bir mesele. Ben de başka bilgisayardayım şu anda. Ondan dolayı birazcık da böyle kaldı ama dediğim gibi yani bilinçli arkadaşlar için var olan videolar çok rahat yeter. Biz 2 sene önce bile var olan videolarımızda yani çok rahat derece çıkarıyorduk. Şimdi ise artık katmerli derece çıkarmamız gerekir diyorum. Çünkü baya baya içerik var. Yine ben böyle ara ara videolar çekeceğim. Sorularınız varsa yazın. Bir sonraki videolarda yer verelim.